5 sene önce geldim. Evet. Geleceği zaman hiçbir şey ben bilmiyordum. Sadece merhaba, ne kadar bu kadar dedi. Ve okula girdim. Biraz yavaş yavaş öğrendim. Çok insanlar cana yakın. İşte ve mesela biri yere gittiği zaman hemen çay içer misin? Yemek yer misin falan sorduğu için ben çok şaşırdım önce. Japonya'da böyle yok. Saygı biraz benziyor, saygı göstermek. İşte ailem çok önemli. Evet. Ben ilk defa oynadığım için hiçbir şey sette ne olacağını bilemiyordum. Ama baştan beri Furkan bana çok güzel öğretti. İşte böyle olunca böyle yap. De Yapın anlamadığı lütfen, ben yokmuşum ya. anlamadığı şeyleri çekeyim bana hep sorabilirsin diye çok yardımcı oldu. Aslında tahmin ettiğimin çok da üzerinde bir enerjimiz oldu aslında Megumi ile. Bu kadar, yani nasıl anlaşacağımızı tabii çok kestiremiyorsun. Başka bir ülkeden, başka kültürden bir oyuncu arkadaşım var, daha doğrusu partnerim var. İster istemez nasıl olacağını bir kestiremiyorsun, yani kafanda bir sürü soru işareti. Ama gün geçtikçe o samimiyetini ve disiplinini, gerçekten çok disiplinli bu arada Megumi. Öğrenmeye çok açık, almaya çok açık. Hiçbir zaman ben biliyorum demiyor. O yüzden çok rahat anlaşabildik. Çok dinliyor, çok anlıyor, çok gözlemliyor. Bence o yüzden çok başka bir ikili oldu. Yani benim hissettiğim çok duygulu, çok özenli, çok daha samimi bir ikili olduğunu düşünüyorum ben. Hem yani bir tarafta Türk, bir tarafta Japon, o ikisinin sentezi de olmuş oluyor yani. Çünkü baktığı zaman kültürler de sahiden çok farklı. Ben ondan bir şey öğreniyorum, o benden bir şey öğreniyor. Sahne aralarında konuşuyoruz ve samimi de olduk. Bence enerjimiz seyirciye yansıyacak diye düşünüyorum. Heyecanlıyım tabii. Başka bir ülkede vizyona giriyor olması, daha önce yurt dışında çok bir önceki filmimle alakalı sinema filmimle alakalı gala organizasyonlarına gittim. Ama tabii orada vizyona girecek olması, orada bir gala olacak olması Japonya'da çok enteresan olacak benim için. Yani yine farklı bir deneyim. Japonya hiç aklımda olan bir yerde değil işin içi. Yani hani bir sinema filmi yaptığım zaman evet Avrupa'yı da gezdim, Balkanları da gezdim falan. Ama hiç aklımda olmayan bir yerdi ve onların, yani daha doğrusu o insanların Megumi'den kaynaklı ne kadar aslında değer vereceğini bu filme, sanata ve insanla, ya daha doğrusu bu saygı çerçevesinde diyordu ya, insanlarla ilgili, onlar çok saygılı bir millet. O yüzden daha fazla istedim. Yani bunu biliyor olsaydım, konuşmasaydım hiç Megumi'yle, ya benim için ne kadar önemli olurdu bilmiyorum. Ama düşündükçe, dinledikçe, o insanları biraz tanımaya başladıkça çok daha kıymetli oldu. O yüzden ayrı bir heyecanım var yani oraya gideceğim için. Çok duygusal. Aile, sevgi. Japonlar çok bunlar etkilenecek. Kesinlikle beğenecekler. Öyle mi? Evet. Aşkı için her şeyi yapan bir adam olacak. Aşkın her türlü rengini görecek seyirci. Bir yandan baba kız hikayesi izleyecek. Bizde de baba kız çok önemlidir aslında, biliyorsun. Yani baba kızın, hani babanın kızına duyduğu o sevgi, seyircinin gözünde o duygusallık, kızın gözünde sevgisizlik, hepsi bir harman olacak ve çok başka duygular yaşatacağını düşünüyorum. Bizi, hem bizim seyircimize, öğrendikten sonra Japonya'da da ailenin önemini öğrendikten sonra orası için de aynı şekilde. Çok dramatik, çok duygusal sahneler var. Aşk dolu sahneler de var. Sonuçta
yaşadığın duygu kime olduğu önemli değil. Yani hangi milletten olduğu, işte dininin ne olduğu, ırkının ne olduğunun çok bir önemi yok. Burada seyirci bunu da görecek. Gerçekten sadece hani gönülden hissettiğin duygunun peşinden gitmenin ne demek olduğunu da görecek. Geri kalan diğer parametrelerin hepsinin aslında yalan olduğunu görecek. Çünkü laf anlatamazsın aşka. Seyirci bunu da izleyecek. Evet. Evet, onlar çok hoşlanacak. İşte sakarı, Japon erkekleri çok çıkmıyor, o yüzden sakarı seviyorlar. Ya kesinlikle Japonlar şey, uzun boyu, sakallı, yakışıklı, uzun saçlı, evet, beğeniyorlar. O yüzden Japonya da ünlü olacak. Evet, kesinlikle. Valla ben de şöyle söyleyebilirim. Uzun boylu, sakallı, renkli gözlüyüm. Ya şaka bir yana. Ya çok güzel bir tecrübe olacak benim için. Daha doğrusu oluyor yani şu an. Hali hazırda. Benim ilk defa bir partnerim başka bir ülkeden. Bunu da deneyimlemiş oluyorum. Onların disiplinini de görmüş olduğum, bakış açılarını da görmüş oluyorum. İnsanlığını da görmüş oluyorum. Çok ayrı bir tecrübe. Film içinde çok beni şaşırtan, hakikaten şaşırtan, seyirciyi de şaşırtacağını düşündüğüm, hikayesine belli bir süre sonra çok daha adapte olabildiğim ve bambaşka bir kafamda hikayeyi bambaşka bir tarafa evrilttiğim bir senaryonun içerisinde buldum kendimi. Seyircinin de bunu yaşaması en büyük tabii ki temennimizdir. Bizim samimiyetimiz, sıcaklığımız oraya geçtiği sürece bunu hissedecekler. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.